Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ve fevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Euzu billahi l-azim ve biveçhil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi lezî arsel rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmu alâ men ahyeddîne bâde en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîn alel khayri velev asîrâ. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtuhâ ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atın dalâle ve külle dalâti finnâr. Ve bis senedil muttas ile nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal. İza gâbel hilalu kâbleş şefak fehüve li leyleti. Ve izâ gâbe ba'deş şefak fehüve li leyleteyni. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı rızam aleyhüm salavat ve teslimatın Ehl-i Beyt, Ehl-i Ashab, Etbalar, Rıdvanullah Teala Aleyh Mecmai'nin bir cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden ithal dar baka edenler Rahmetullah Aleyh Mecmai'nin eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, meşahabenlerimizin hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin ervaçın El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. İzâ ferâhâ hâdûküm mined teşehhüdil ahîri. Son namazda biliyorsunuz iki oturuş var. Dört rekatlı namazlarda iki oturuş var. Birinci oturuşa kâde-i ula veya teşehhüd-i ula. Birinci oturuş denir. Neden teşehhüd denir? Şehadet kelimesi getirildiği için. Ettehiyyâtu lillâhi ve salavatü ve tayyibat. Esselamu aleyke eyyüven nebî ve rahmetullah ve berekâtü. Esselamu aleyna ve alâ ibadillâh salihin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diyoruz ya. Onun için şehadet getirilen oturuşa teşehhüd deniyor. Dört rekatlı farz namazlarda ve diğer namazlarda namaz başlanınca her şey aynı cereyan ediyor. İkinci rekatta oturmak vaciptir. Teşehhüd miktarı oturmak vaciptir. Son rekatlarda, farzların son rekatlarında, diğer namazda öyle de son rekatlarda oturmak, iki rekatlıysa son bir tek oturuş var. Dört rekatlıysa iki. Üç rekatlı aşağı namazı iki oturuş var. Son rekattaki oturuş farzdır, rükündür. Ettehiyyat okumak vaciptir. Teşehhüd miktarı oturmak farzdır. Farzdır. Namazın 12 farzından birisi budur. Şimdi Efendimiz buyuruyor ki, dört rekatlı bir namaz veya iki rekatlı son rekatında, üç rekatlı son rekatında, son rekatında, son oturuşta ettehiyyatü ve salavatü ve tayyibat duasını, tahiyyesini okudunca, onu bitirince fel yeteavvez billahi min arba'in. Siz müminler, herhangi biriniz son oturuşta ettehiyyatü okuduktan sonra dört şeyden Allah'a sığınsın. Dört şeyden Allah'a sığınsın. Allah'a iltica etsin. Yakulu şöyle diyerekten. Allahümme Allah'ım inni e'udu bike min azabi cehennem. Allah'ım ben cehennem azabından sana sığınırım desin. Son oturuşta. Evet. Cehenneme girmekten, cehennemin acılarının çeşitli acılarından ve şiddetinden sana sığınırım desin bir. Ve min azabil kabri, kabir azabından sana sığınırım desin. Yani kabir sıkıntısı, kabirin sorgusu var tabii. O sorgular kolay mı? İmtihana gireceğiniz zaman ne kadar ders çalışsanız ya bilmediğim yer kalır diye yüreğinizin yanı yanar. Korkarsınız. Hiç hayatta görmediğin münker nekir dediğin melekler sana sorgu soracak. Ahirete gidip de gelen var mı? Hiç gören var mı oradaki şeyi? Bilmediğimiz bir aleme gidiyoruz. Korkulu değil mi?
hocayı biliyoruz, imtihan yerini biliyoruz. Buna rağmen imtihandan ne kadar korkuyoruz? Kabir sıkıntısı olmaz mı hiç? Üstelik bir de bunun dışında kabirin sıkması var. Efendimiz maddi sıkıntıdan bahsediyor. Kaburga kemikleri adamın birbirine girer diyor. Kabir sıkar diyor. Allah korusun. Müminler değil de hani işe yaramaz herifleri, inkarcıları ve kötü herifleri kabir sıkar diyor. Kaburga kemikleri birbirine geçer. Kabir sıkması var. İşte bu sıkmalardan, kabirdeki sıkıntılardan da Allah'ım sana sığınırım. Beni onlardan muhafaza buyur desin. 2-3 ve min fitnetil mahya, hali hayatta başıma gelebilecek karşılıklardan, sıkıntılardan, belalardan da beni koru ya Rabbi desin. Hayat boyunca iflas etmek bir sıkıntıdır. Allah korusun, arabasının yanması, evinin yanması bir sıkıntıdır. Ne bileyim, aile ocağının yıkılması bir sıkıntıdır. Bir hastalığı yakalanma bir sıkıntıdır. Yani insana elem veren, acı veren, üzen şeyler sıkıntıdır, beladır. Bunlardan da, hayatta başımıza gelebilecek belalardan da sana sığınırım desin. 3-4 vel mümat. Evet. Ölüm sıkıntılarından da, yani öldükten sonra başımıza gelebilecek sıkıntılardan da, mesela dediler ki burada kasıt sekerat-ı mevt sıkıntısıdır. Sekerat-ı mevt, yani insan hasta oluyor veya öleceği zaman gözü açılıyor. Artık gideceği yer gösteriliyor. İyi insansa cennet gösteriliyor. Adam gülüyor. Bir an evvel oraya alışmak istiyor. Gözünü dikiyor bir noktaya. Kötü insansa gideceği cehennem çukurlarını görüyor. İstemiyorum, ölmek istemiyorum. Yorganını yırtıyor, yastığını yırtıyor, bağırıyor, çağırıyor. Ölmek istemiyorum filan diyor. Allah korusun, gördüğü için gözü açıldı. Bunu gördükten sonra herkes Müslüman olmak istiyor. Firavun bile, Kur'an'da hikayesi var biliyorsunuz. Musa Aleyhisselam takip etmiş. Musa Aleyhisselam'ın ziyaret edebilirsiniz. Oralar halen ziyaret ediliyor Mısır'da. Biz gittik gördük elhamdülillah. Yani Kur'an'da olanlar aynen var orada. Denizin kenarına gelmiş. Demişler ki eyvah, Firavun'un ordusuyla geliyor. Yok demiş, Allah bizi yalnız bırakmaz. Cenab-ı Hak müminleri yalnız bırakır mı? Allah veliyyüllezine emenü. Allah müminlerin velisidir, koruyucusudur, himayesidir. O sırada işte elgi asak, asanı yere koy. Koyunca 12 yol olmuş deniz, sular çekilmiş, 12 yol olmuş. Neden 12 yol? Beni İsrail kıskanç millet. 12 şey var, soy var, birbirlerini de çekemiyorlar. Onun için 12 yol kavga etmesinler diye 12 yol olmuş. Geçmişler karşıya, Firavun bakmış, deniz, iki taraf deniz ama ortası yol. O da atını sürmüş, ordusuyla beraber Kızıldeniz hemen bir adım değil ki, bayağı deniz. Tam denizin ortasına varınca sular bir kavuşmuş. Zeki anam anlamış. Musa'nın Rabbine inandım diyor. Cebrail gelmiş, sus demiş. Pis. Ağzını çamur sıkar diyor. Tefsirlerde öyle söylüyor. Bu pis ağzınla demişler, bunu söyleme. Musa'nın Rabbine inandım. Yani eşhedü en la ilahe illallah demiş. Çamur sıvamış. Şimdi mi diyor. Kur'an'da öyle. El-ane. Şimdi mi? Gözü açıldı, gördü gari. Yani sekeratta insanın gözü açılıyor, perde. O zaman iman etmek geçerli değil. Ondan evvel imtihan dünyası bu. O zaman imtihan olur mu? Görüyorsun çünkü. O da inanmak istiyor. El-ane. Şimdi mi diyor. Yok, geçmiş olsun. Geçti. Evet. İşte bu diyorlar sekerat sıkıntısı veya sü hatime. Şimdi camide vaaz dinlerken, Böcekli Camii'nde konuşuyoruz. Cuma günü adam boy abdesti almış gelmiş, boy abdestli, Ramazan oruçlu. Beni dinlerken herif devrildi, yıkıldı. Koştular, öldü dediler adam. Camide ölüyor, oruçlu ölüyor, husul abdestli ölüyor. Güzel bir ölüm değil mi bu? Bir de var, meyhaneye gidiyor, kafayı çekerken, hop derken pat düşüyor. Bir de böyle kötü ölüm var değil mi? Allah sü-i hatime, kötü akıbetten bizleri, ümmet-i Muhammed'i korusun. Amin.
diyor, kötü akıbettir. Ondan da Allah'a sığınırım demek. Ölümün ne zaman geleceği belli değil ki. Azrail ne zaman gelip kapını çalacağı belli değil ki. Onun için akıllı adam, inanan akıllı bir adam meyhane gidip rakı içmez. Genel eve gidip zina etmez. Ya o sırada Azrail kalırsa bilmiyoruz ki. O özette Allah korusun. İnnemel amalu bil havatim. Ameller sona göre. Bu zina ederken öldü. Mühür böyle. Bu şarap içerken öldü. Allah korusun. Bundan da Allah'a sığınırım diyor. Öyle. Bu duayı yapın. Yani bir, dört şeyden. Bir, cehennem azabından. İki, kabir azabından. Üç, hayattaki fitnelerden. Dört, ölüm fitnelerinden. İşte sekerat sıkıntılarından, kötü akıbetten. Neden ölüme izafe edildi, memat denildi? Çünkü ölüme yakın ya. Onun için sekerat da buraya dahildir. Bir de ve şerri fitnetil mesihid deccal. Mesih-i Deccal, Deccal çıkacak. Bizim inancımız, Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in inancına göre kıyametin büyük alametlerinden birisi de budur. Deccal çıkacak. Deccal karıştıran adam demek. Öyle bir yetkiler verecek ki çetin bir imtihan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hep bütün peygamberler ümmetini Deccal'dan korkutmuş. Ve ona da dair peygamberimiz de çok hadisler rivayet etmiş. Öyle etkili konuşmuş ki sahabe-i kiram Mescid-i Nebevi'ne çıkmışlar, Medine sokaklarında Deccal'ı aramaya gitmişler. O kadar etkilenmişler. Peygamberimiz de "Eûzü bike minel buhli vel keseli ve ellel umur ve azâbil kabr ve fitnetil deccali ve fitnetil mahya ve memat." Onun dualarından birisi de bize de onu tavsiye ediyor. Evet, Deccal ayrı zamanda çıkacak. Şimdi Allah ona müsaade etmiyor. Çıkacak, karıştıracak. Doğruyu yanlış, yanlışı doğru gösterecek. Müthiş bir demagog. Kandıracak insanları. Alnında diyor kafir yazacak diyor peygamberimiz hadislerinde. Şimdi insanlar bu kafir yazısını gözemeyecek, göremeyecek. Olur mu hocam ya? Alnında kafir yazardı, görmez mi? Şimdi ben sana misal vereceğim. Televizyon evinizde var. İlgi çekmek için yarışıyorlar biliyorsunuz. Adamın bütün derdi reyting arttırmak, ilgini çekmek. Öyle ilgi çekici şeyler yapıyor ki oradaki adam. Ağzın açılıyor, hanım mutfaktan bağırıyor. Efendi, sofrada çorba soğuyor. Hiç kulağın bile duymuyor. Kaptırmışsın kendini. Bunu duymuyor kulağın. Bu ne oluyor değil mi? Şimdi Deccal'da öyle ilginç şeyler. Yani televizyon Deccal'dır demiyorum, yanlış anlamayın. Bu bir alettir ya. Nasıl kullanırsan ona göre öter o. Deccal falan demiyorum, yanlış anlamayın da. Onun çektiği ilgiye misal verdim size. Kulağın duymadığı gibi Deccal'ın da öyle numaralar yapacak ki Deccal, öyle laf ebeliği yapacak ki alnındaki kafir yazın gözemeyeceksin. Ağzına dikkat edeceksin, konuşmasına. Halbuki diyor heza kafir diye yazar. Hadisleri bilen, dini bilgileri kuvveti olan, ulan bu peygamberin haber verdiği Deccal lan, burada bak kafir yazıyor diye kendine gelirler diyor. Paçayı kurtarırlar. Ama vur patlasın, çal oynasın. Bayramdan bayrama, bayram namazına gitmiş. Komşular ayıp, ayıp, ayıplar diye hiç dini bilgisi yok. Haram, helal dediği yok. Öyle ömür sürmüş. Öyle adamlar nereden bilsin Deccal'ı? Nereden bilsin bu meseleleri? Onların o cazip sözlerine kulak asarlar, ona kapılırlar. Büyük imtihandır diyor, büyük imtihandır. Onun şerrinden diyor, siz Allah'a sığınınız. Evet, Allah'a sığınınız. Bu hadis-i şerifi de Ahmet, bu kıyametin büyük alametlerinden. Bu henüz daha çıkmadı. Henüz daha çıkmadı. Bu Deccal müthiş bir olay. Efendim Deccallar çoktur diye şeyler de var. Bunlar meşhur demagoglar. İnsanları peşine takmış zalim insanlar. Ama Peygamberimizin şu ayrı zamanda çıkacağını söylediği kıyametin büyük alametlerinden olan büyük Deccal hadislerdeki bulgulara göre henüz çıkmadı. Henüz çıkmadı. Evet, Allah şerrinden bizleri ve ümmeti Muhammed'i korusun. Amin. Evet, Ahmed İbn Hanbel, Müslim, Ebu Davud, İbn Mace, İbn Hibban, Ebu Hureyre Hazretlerinden nakletmiş. Demek ki şeyde namazın son oturuşunda Ettehiyyatı okuyacağız. Salli balikler okuyacağız.
Rabbena etine, Rabbi firli okuyacağız. Bir de biliyorsak Allah'ım cehennem azabından sana sığınırım. Allahümme inni euzubike min azabi cehennem ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal. Tavsiye ediyor Peygamberimiz. Son oturuşta bu duayı da yapın diyor. Yapabilirsiniz. Hiçbir mahsuru yok. Faydası var. Onun şeysi keza Müslim'deki hadiste İzâ teşehede adüküm felistâiz billah diye bu hadisi nakletmiş. Beyhakî'de Ebu Hureyre'den İzâ ferâve adüküm min salâtihi felyatû bi arba sümme liyatû bime şâe. Dört şeyden Allah sığınsın, dua etsin. Allahümme inni euzubike min azab-ı cehennem ve min azab-ı kabir ve fitnet-i deccal ve fitnet-i mahya vel memat ve min mesih-i deccal, fitnet-i mesih-i deccal şeklinde nakletmişler. Allah onlardan razı olsun inşallah. Evet, bir hadis-i şerif daha size arz etmek istiyorum. İzâ fese ahadüküm fis salâti fel yansarif. Evet, bununla ilgili bir başka hadis. İzâ kâ'e ahadüküm fî salâti ev kalese ev ra'afe fel yansırıf fel yetevattâ sümmel yebni alâ mâ madâ min salâti mâ lem yetekellem. Evet, bu namazla ilgili önemli bir hususu bize öğretiyor. Şimdi namaza başladınız mı, selamla biter namaz. Namazın başlama tekbirine tekbir tahrim derler. Mubah olan şeyler haram kılar. Konuşmak mubahtır, namazda konuşamazsın. Haram kılıyor. Yeme içmek mubahtır, namazda konuşamazsın. Haram kılma tekbiri. Tahlil. Selam da tahlil. Yani serbest kılma, helal kılma şeysi de selamdır. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm. Dediniz mi? Bu haramlar biter. Namazda haram olan şeyler. Evet, şimdi namaza başladınız mı bitecek arkadaş. Namaz bir ibadettir. Başı bellidir, sonu bellidir. Nasıl yapılması gerektiğini Peygamberimiz tarif etmiş. Sallu kema ra'aytumuni usalli. Ben nasıl namaz kılıyorsam öyle namaz kılın demiş. Tekbir alınıyor. Tekbir alınıyor. Ondan sonra Sübhaneke okunuyor. Euz Besmele okunuyor. Fatiha okunuyor. Zamm-ı Sure okunuyor. Allahu Ekber diye rüküye gidiliyor. Sübhan Rabbiyel Azim deniyor 3 defa. Semiyallahu limen hamde. Rabbena lekel hamd. Allahu Ekber secdeye gidiliyor. 3 defa Subhan Rabbil Ala. Allahu Ekber oturuluyor. Bir daha tekbir alıyor. Allahu Ekber secdeye. 3 defa Subhan Rabbil Ala en az. Ondan sonra Allahu Ekber kalkılıyor 2. rekada. 2. rekatta da besmele çekiliyor. Besmele çekildikten sonra Fatiha okunuyor. Zamm-ı Sure okuyor. 4 rekatı farz kılıyor şimdi. Şimdi biz Fatiha'yı okuduk. Zamm-ı Sure'ye kudup Allahu Ekber diye secdeye gittik. Giderken bağırsaklarımız bozuk. Yediğimiz gaz yapmış. Veya burnumuzdaki damarlar, kan, kılcal damarlar kaşınırken bilmem ne derken yaralı dediniz. Şarıl şarıl burnumuz kanamaya başladı. Veya bağırsaklarımız bozuk. Siz eğilir eğilmez o arada eğilirken hareketten dolayı yel çıktı. Yellediniz. Elinizde olmadan kastınız yok. Peygamberimiz burnunuz kanarsa veya mideniz çok yemişsiniz zapt edemediniz hop diye çıktı. Ağız dolusu kusmak abdesti bozuyor. İşte böyle namaz sırasında abdestiniz bozacak bir şey olduğunda diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Fesat dediği yellemek demek. Yellediniz mesela. Elinizde olmadan yelleyince abdest bozulur. Kanadı burnunuz bozulur. Kanayınca bozulur. Kastınız yok. Namaz bir bütündür. Başı vardır, sonu vardır. Namazı yeniden kılmak yok. Ya kastınız olmadığı için orada keseceksiniz. Abdestsiz namaz da kılınmaz. Hiç konuşmadan diyor. Bak. Me'lem yetekellem. Hiç konuşmadan, herhangi bir iş yapmadan gelin diyor, abdest alın gelin caminizin şadırvanından dışarı çıkın, abdest alın hiç konuşmayın. Namaza aykırı bir şey yapmayın. Abdestinizi alın gelin. Nerede kaldınız? Rükuda, 2. rükuda Allahu Ekber deyin kalın.
Süban Rabbil Azim deyin, oradan devam edin diyor. Devam edin. Buna lahik derler. Mesela cemaatle kılarsanız, imamda da olabilir, bu cemaatte de olabilir. Buna lahik derler. İmam namaza başlamış, sonradan gelmiş uyuma mesbuk derler. Ama bu benim söylediğime lahik derler. Sonradan gelen adam imama uyduğu zaman bakmış ki son oturuşta ötekiler kılmış. Kaldığı yerden hemen ona uyar, hiç okumadan yatar kalkar, yatar kalkar, yatar kalkar, rekatları tamamlar, o da oturur, onunla beraber selam verir. Selam vermiş hocam, olsun, aynı yere gelir, orada namazını devam eder, yani okumadan, imama uydu ya, hala devam ediyor, konuşmadıysa, iş yapmadıysa, o hareketleri tekrar eder, selam verir, çıkar. Namazı tamamdır. Bunu öğretiyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama kasten yellediyseniz, kasten abdestini bozuyor, o namazı bozdunuz. Halbuki bile bile namazı bozmak mümkün değil. Allah yasak ediyor. La tubtilu amaleküm. Bitirinceye kadar namazınızı bozmayın diyor. Bu namaz bir bütündür. O bütünlüğü korumak için bakın bu formülü Peygamberimiz öğretiyor. Elinizde olmadan namaz bozulursa abdestiniz, hiç konuşmayın, başka fiiller yapmayın. Abdestinizi alın gelin, aynı yerden devam edin diyor. Cemaat bitmişse caminin bir köşesinde de olabilir bu iş. Hani ön tarafa gitmek zorsa hiç konuşmadan bir yerde aynı yerden devam edebilirsiniz. Evde yalnız başına kılarken de olur bu iş. Cemaatlerde, cemaatte de olur bu iş. Bu meseleyi iyi kavramak lazım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amellerinizi iptal etmeyin ayet-i cellesine uymamızı sağlayan şimdi burada ilginç şeyler de var. Hadis-i şerifte şöyle söylüyor bir hadis-i şerifte. Mesela imam namaz kılarken abdesti bozuldu. Abdesti bozuldu. Evet, öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İmama diyor ki abdesti bozuldu. Yelledi mesela imam. Yellemek iyi bir şey değil. Hele imamın yellemesi hiç iyi değil. İmamın sevilen, itimat edilen kişi olması lazım. Bak ne diyor Peygamberimiz? Burnunu tut diyor. Burnunu tut. Burnunu tutarak camiden çık diyor. Ne demek? Adam yelledi. Yani burnum kanadı da çıkıyorum diye göster. Neden? Yellediğini söylersen bizim imam namazda bile yeller diye kimse camiye gelmez. Camiden milleti soğutursun. Onun için burada bir şu da var. Ayıbını herkese söyleme arkadaş. Bak ayıbını gizledi. Burnunu tut. Burun kanadı numarası yap diyor. Milleti camiden soğutmamak için, aleyhine dedikodular olmaması için, insanın elinde değil çünkü bu. Bile bile bozmadı. Elinden çıktı, böyle bir kaza oldu. Abdesti bozuldu. Burnumu tut. Yani burnum kanadı diye bilsin herkes seni. Ha böyle durumda imam ne yapacak? Arkasında kendisi gibi imamlık yapabilecek bir adamı usulca çekecek. O da ben ne çekiyorsun falan demeyecek. Bu işler bilecek. Bilen adam orada duracak yani. Şimdi gidiyorsun, delikanlı geliyor, taymam arkadan duruyor. Şimdi vaaz dinlemiş. En çok sevap imam arkasında durana, sonra sağındakine, sonra solundakine simetrik bir şekilde taksim edilir. En çok sevap almak için duruyor. Namaz kılmasını doğru düz bilmiyor. Niyeti güzel ama imamın abdesti böyle bozulduğu zaman imamlık yapabilecek mi arkadaş? Yapamayacağım o zaman, oraya bir kişi iki kişi boş bırak ya. Bilene bırak. O adam da bunu bilecek, ya ben ne çekiyorum filan demeyecek. Biliyorcuk bu mesele, imam başına bir şey geldi diye yürüyerek imamın yerine geçecek, kaldığı yerden devam edecek. Namazda hiçbir kusur yok. Tamamlayacaklar. Şimdi mesela ben dün Oylat'taydım. 2-3 saf dolu vardım. Son safta full dolu bir ben varım. Tek başına durmak iyi değil. Önden bir kişi asılıp arkaya çekip iki kişi olması lazım. Şimdi çeken mi çekmiyor mu? Kimse bir şey bilmiyor ki. Çekerse ne çekiyorsun lan derse. Adamın namazı gider. Adamın namazı gider. Dedim ya Rabbi bir müşteri gönder yari. Yalnız kalmayayım. Safın durdum arkasına. Hele şükür bir adam geldi. İki olduk. Şimdi
fıkıh bilmiyor cemaat. Bilmesi lazım. Tek başına durulmada ondan çekiyor diye konuşmaması lazım. Bazen direniyor ne çekeyim diye. Bunları bilmek lazım. Bak abdest bozulduğumuzda evde yalnız kılarken bile yeniden kılmaya gerek yok ya. Bak peygamberin böyle bir kolaylığı var. Kasti olmamak kaydıyla abdest bozma tamir etmek mümkün böyle. Bu meseleyi peygamberimiz bu hadis-i şerifte öğretmiş oluyor. Bu hadis-i şerifi de Müslim naklediyor. Allah onlardan razı olsun. İbn-i Mace Hakim Müsnet'tekinde naklediyor. Allah onlardan razı olsun. Şefaatine bizi nail eylesin.